Merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok dikkat çekici bir konuyla karşınızdayım. Bir ayda en fazla nasıl kilo verebilirim? Millet olarak özellikle böyle hızlı sonuçlar görmeyi, aceleci olmayı seven bir milletiz. Kendimden de pay biçiyorum. Gerçekten bir şeyler çabuk olsun isterim. Ve bunu göremediğimizde moralimiz bozulur. Bu yüzden bizim ilk etapta birazcık motivasyona ihtiyacımız var. Yani bir şeyler görmeye ihtiyacımız var. O yüzden ilk ay bizim için en önemli ay diyebilirim. Ve bugün ben size o ilk ay en fazla kiloyu nasıl verebiliriz bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar kendimi aç bıraktım, açlık diyetine girdim, su diyetine girdim, spor yapmadım, şunu yaptım, günde 15 saat yürüdüm falan. Bunların hepsi size sarkma, çatlak ya da vücudunuzun hormon dengesi bozuluyor ki bu psikolojik problemlere kadar götürür. Bunlarla değil arkadaşlar. Biz sporda yapacağız, sağlıklı da besleneceğiz, iyi de dinleneceğiz. Ama maksimum verimi alacağız. Tabii ki bilimsel imkanlar düzeyinde o şekilde anlatayım size. Çünkü bilimsel olarak bir insanın bir ayda yakabileceği yağ miktarı aşağı yukarı bellidir arkadaşlar. Gidip böyle 20-30 kilo yağ yakamazsınız. O yüzden biz sağlıklı bir şekilde maksimum verim elde edeceğimiz bir 4 hafta geçireceğiz. Öğle yemeğimi yerken aklımda akşam yemeği oluyor. Akşam yemeğine oturduğumda sonrasında neler atıştırabileceğimi düşünüyorum. Bunun sonu hiç gelmiyor. Bunun için sizlere 4 tane madde hazırladım. Birinci madde, ödem çayı içeceksiniz arkadaşlar. Yani ödem atıcı çay içeceksiniz. Nasıl içeceksiniz? Burada hemen kötü bir espri yapayım. Şöyle. Bir sürü çay denedim. Ve ben birazcık deneme yanılma yöntemiyle ilerleyen bir antrenörüm. Kendim müsabakaları hazırladığım için sık sık ödem atma, kuruma yoluna gidiyoruz. Bunun için en etkili yolu bulmam gerekti. Bu yüzden çok fazla denedim. Mısır püskülü ve kiraz sapı çayı vücudumdaki ödemleri en hızlı atan teknik oldu. Bu mısır püskülü ve kiraz sapı çayı arkadaşlar ciddi şekilde idrar sökecektir. Ve vücudunuzdaki ödemleri de süratli bir şekilde atacaktır. Böyle 10 güne falan yaklaştığınızda zaten hissetmeye başlayacaksınız vücudunuzdaki o şirkin su topluluğunun azalmaya başladığını. Ama 4 haftanın sonunda çok çok daha net sonuçlar görmüş olacaksınız. Ve küçük bir parantez daha ekleyeceğim. Şunu asla ve asla unutmayın. Vücudunuzda yağ olduğu kadar ödem de vardır. Ve ödemler yağdan birazcık daha süratli bir şekilde ayrılır vücutlarımızdan. Çünkü yağ yakmak birazcık daha yavaş ilerleyen bir süreçte gerçekleşir ama ödem su sonuçta. Bunu atmasını bilirseniz vücudunuzdan süratli bir şekilde atarsınız. O yüzden hızlı sonuç almak adına ilk maddeye ödem atıcı çayları ekledim. Bunların ne olduğunu bilmeyen ya da yapılışını bilmeyen varsa gelecek haftadaki videomda ya da belki ondan bir sonraki haftaki videomda size ödem atıcı çay tarifi vereceğim. Mutlaka kaçırmayın. Geldik yağ kısmına. Ne dedik? Yağ kısmı birazcık daha meşakkat isteyen, birazcık daha ilgi isteyen bir olay. Birazcık da sabır isteyen bir olay. Yağ yakmanın birinci kuralı nedir arkadaşlar? Kalori açığı oluşturmak. Kalori açığını nasıl oluştururuz? Kalori açığı demek şu arkadaşlar. Sizin vücudunuzun günlük harcadığı bir kalori miktarı vardır. Uyku da buna dahil. Örnek rakamlarla konuşacak olursak günlük 2500 kalori harcayan biri gidip tükettiği besinlerden günlük 4000 kalori alırsa ne olur arkadaşlar? 1500 kalori açıkta kalır. Size birikme yapar ve kilo olarak geri dönmeye başlar. Şeker yasak, şekerin olduğu her şey yasak. Yasak. Bak şu ciğeri dinlenir ha. Bak bu ciğeri dinlenir ha, patlarsın ha. Tabii ya, kurtaramam, kurtaramam. Aman ha. Kurtaramam. Aman. Aman bak. Tabii ya, kurtaramam. Hayır. Bir daha bu terlemeler neydi? Onlar da bu terleme şundan. Ne ya bu terleme ne? Böbrek, karbonhidratı, ürik asiti, böbrekten yetmediği, atamadığı için terliyorsun. Tam tersini düşündüğümüzde 2500 kalori harcayan biri günlük 2000 kalori alırsa ne olur arkadaşlar? Her gün 500 kalori açığa çıkar. Yani vücut harcaması gerekenden 500 daha fazla harcamış oluyor. Bunu nereden kullanacak tabii ki? Bir açık var. Vücudunuzdaki yağlardan kullanmak zorunda. Ve biliyorsunuz ki 7000 kalori 1 kiloya tekamül eder arkadaşlar. Yani 7000 kalori harcadığınızda tartıda 1 kilogram düşeceksiniz. Bilimsel olarak, matematiksel olarak karşılığı sağlaması budur. Haftada 7 gün olduğunu varsayarsak, her gün 1000 kalori açığa çıkarırsanız haftada 1 kilo vererek bu süreçte kilo vermeye devam edebilirsiniz. Günlük 2000 kalori açığa çıkarırsanız haftada 2 kilo vererek ilerlersiniz. O yüzden biz beslenmemizi, nasıl yaptığımızı bileceğiz, neyin kaç kalori olduğunu bileceğiz ve kalori hesaplaması yaparak bir beslenme yolu izleyeceğiz. İşin doğrusu tamamen budur arkadaşlar. Geldik 3. maddeye. Bir de bu vücudumuzun harcadığı kalori miktarını yükseltebilme imkanımız var. Metabolizma hızı arkadaşlar. Metabolizma hızınızı arttıracaksınız. Bunun bazı kuralları vardır. 1.
sabah erken kalktığınızda metabolizmanız güne, yani sizle beraber metabolizmanız da güne erken başlıyor. Metabolizmanız da dinç oluyor, metabolizmanız da hızlı oluyor. Uyandıktan sonra bir de üstüne bir bardak, iki bardak su içerseniz, bir de üstüne limon sıkarsanız, bir de bir tane filtre kahve içerseniz, ondan sonra ateş etmeye başlıyor bu metabolizma. Ondan sonra 2500 değil 3500 de yakar. Bir de ne dedik? Egzersiz kısmı var dedik. Egzersiz yaptıkça kan dolaşımınız, iç organlarınız, birçok şeyin çalışması da hızlandığı için ve kaslarınız kuvvetlendiğinde antrenmanı daha verimli, daha fazla kalori harcar bir durumda yapabildiğiniz için yine oradan da bir destek oluyor. Metabolizmanızı egzersiz yaparak da hızlandırmaya devam ediyorsunuz. Geldik son bölüme. Gece uykusu arkadaşlar. Tabii ki gece çalışanlar da olabilir. Onlar gündüzü gece gibi düşünecekler ve o şekilde uyuyacaklar. Ama normal bildiğimiz düzende yaşayan bir bireyseniz eğer gece 12 ile 4 arası özellikle uykuda olmaya çalışın. Çünkü en verimli saatlerdir. Vücudun dinlendiği, update olduğu, yağ yakımını sağlayan, tetikleyen hormonların en yoğun salgılandığı saatlerdir. En yoğun salgılandığı saatlerde vücudunuzu dinlenirken tutarsanız arkadaşlar hormonlar çok daha rahat ve verimli çalışacaktır. Ve size de aynı oranda dönüş sağlayacaktır, sonuç verecek. 4 saat uyuyun demiyorum. Günlük ideal uyku süresi benim için 8 saattir arkadaşlar. Minimum 6 saattir, maksimum 9 saattir. İdealini soruyorsanız 8 saattir. Üçüncü maddemiz de bu şekilde. Dördüncü maddede yine egzersizle alakalı bir konu var. Nedir bu konu? Egzersizi nasıl yapmanız gerektiği. Yani İstanbul'da bir sürü spor salonunda antrenman yapıyorum. Arkadaşlar gördüğüm ortak sorun gerçekten herkes set aralarında telefonla oynuyor. Bir kere kaslarınızı doğru çalıştırabilmeniz için zihninizde o adaleye odaklanmanız gerekiyor. Bu benim önerim falan değil, bu bilimsel bir gerçek. Zihninizde odaklandığınız şeye daha fazla kan yoğunlaşması meydana gelir. Motive olun, kolunuza odaklanın. Dumbbell'ınızı alın, gözlerinizi buraya dikin ve zihninize tamamen odaklanın. Ve deyin ki ben seni çalışıyorum, senin canını yakacağım, sana hasar vereceğim. Buraya odaklanın ve dış dünyadan kopun. İnanın bana böyle %60-70 daha fazla hissetmiş olacaksınız. Telefona daldığınızda beyin olarak antrenmanla kopuyorsunuz zaten. Kan akışınızı bozuyorsunuz. Pump denen olay var. Pump'ınızı düşürüyorsunuz. Arkadaşlar bu şekilde antrenmanın bir anlamı olmaz. Telefondan kurtulmanız gerekiyor. Başka bir şeyle uğraşmamanız gerekiyor. Yanınızdaki arkadaşınız çok konuşuyorsa emeklerinize ve zamanınıza yazık edecek demektir. Mesafe koyun. Çok ciddiyim. Bunu espri olarak yapmıyorum. Gerekirse tek antrenman yapın. Çünkü ben antrenmanda konuşan adamı yanımda istemiyorum. Ben vücuduma, yaptığım işe ve verdiğim emeğe saygı duyuyorum. Dışarıda sohbet ederiz ama antrenmanda benden uzak durması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bana zarar veriyor. Odaklandıktan sonra yapmanız gereken tek bir şey kalıyor. Set arasında kronometre tutmak. Benim ideal kronometre sürem 30 saniyedir. 30 saniye boyunca nabzınız çok fazla düşemeyeceği için yeniden sete girdiğinizde yine yüksek nabızla girip antrenman boyunca yağ yakmaya devam ediyorsunuz. Kardiyo etkisi de yapıyor. Hem kaslarınızı çalışıyorsunuz, hem süratli bir şekilde yağ yakıyorsunuz, hem de kardiyovasküler yani kalp dolaşım sisteminizi çalıştırarak metabolizmanızı hızlandırıyorsunuz. Bu verdiğim 4 madde çok kilit 4 madde. Nokta atışı kesinlikle faydasını göreceksiniz. Bunları 4 hafta uygulayın ve 4 hafta sonra videonun altına aldığınız sonuçları mutlaka yazın. Ve söylediğim gibi lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız olursa videonun altına sorularınızı yazın. Her şey sizler için. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.